Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli ala rasûlinâ Muhammedin ve ala âli rasûlinâ ve nebiyyinâ Muhammed. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Maide suresindeyiz. Surenin 5. ayetindeyiz. Estaizu billah. La yuâkhidukumullahu billahvi fî eymânikum velâkin yuâkhidukum bimâ akkadtumul eymân. Fekeffâratuhu مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Maide Suresi 89. ayet. Ayetle ilgili en son kırık mealde kaldık. İngilizcesini yapıyorduk. ذَلِكَ That is كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ That is X. That is the expiation of your oath. إِذَا حَلَفْتُمْ When you sworn. وَاحْفَظُوا And guard أَيْمَانَكُمْ Your oath. كَذَلِكَ Thus يُبَيِّنُ Does make clear اللَّهُ Allah لَكُمْ to you آيَاتِهِ His signs. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ So that you may thank. İrabına gelelim şimdi de ayetin. لا نثي يؤخذ فعل مضارع كم مفعول به لفظة الجلالة فاعل باللغو جار مجرور في جار أيماني مجرور كم مضاف إليه ولكن حرف استدراك يؤاخذ فعل مضارع كم مفعول به بما جار مجرور عقدتم فعل ماض الأيمان مفعول به ف رابطة كفارته مبتدأ هو مضاف إليه إطعام خبر عشرة مضاف إليه مساكين مضاف إليه
من جار أوسطي مجرور ما مضاف إليه تطعمون فعل ما مضارع أهلي مفعول به كم مضاف إليه أو حرف عطف أو كسوتهم معطوف هم مضاف مفعول به أو عطف تحرير معطوف رقبة مضاف إليه ف رابطة من مبتدأ جازم لم حرف جزم يجد فعل مضارع مجزوم عين زمن ضمين خبر ف رابطة صيام خبر لمبتدأ محذوف ثلاثة مضاف إليه أيام مضاف إليه ذلك مبتدأ كفارة خبر أيمان مضاف إليه كم مضاف إليه إذا مفعول فيه حلفتم فعل ماض واو حرف عطف احفظوا فعل أمر فاعل أنتم أيمان مفعول به كم مضاف إليه كذلك مبتدأ يبين فعل المضارع خبر لفظة الجلالة فاعل لكم جار مجرور آياتي مفعول به هي مضاف إليه لعل حرف نسخ كم اسم لعل تشكرون فعل مضارع خبر لعل Böylece kırık mealini tamamlamış olduk. Gelelim son olarak ayetin meal dosyasına. Mealleri okuyacağız, affedersiniz. أستعيذ بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون İlk olarak Diyanet Meali ile başlıyoruz. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Lagv için billagvi fi eymanikum ifadesi için boş bulunarak ettiğiniz yeminler denmiş. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar.
اَعْقَدْتُمُ الْاَيْمَانِ Bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa, parantez içinde bu imkanı, onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Vahfadu için tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz demiş Diyanet Meali. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. Allah sizi yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz parantez arası lağv ile muahaze etmez. Velakin bile bile akt ettiğiniz yeminlerle sizi muahaze buyuruyor. Bunun da kefareti çoluğunuza, çocuğunuza ehlikum. Çoluğunuza, çocuğunuza yedirdiğinizin orta derecesinden derecesi 10 fakiri doyurmak yahut giydirmek yahut bir esir azat etmektir. Esir. Bunlara gücü yetmeyen 3 gün oruç tutar. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti bu. Bununla beraber yeminlerinizi gözetin. Vahfadu. Gözetin demiş hoca vahfadu için. Yeminlerinizi gözetin. Böyle beyan ediyor Allah size ayetlerini ki şükredesiniz demiş Elmalı Hamdi Hoca mealinde. Ömer Nasuh Bilmen mealine bakalım. Allah Teala sizleri yeminlerinizdeki lağv sebebiyle muahaze etmez. Yeminlerinizdeki lağv sebebiyle. Demek böyle söyleyince anlaşılacağını düşünüyor hoca. Velakin sizi bile bile akt ettiğiniz yeminler ile muahaze eder. Burada lağvı kullandığı gibi burada da akt etmeyi kullandı. Bunun kefareti ise ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 fakiri doyurmak veyahut giydirmek yahut bir köle azat etmektir. Fakat kim bunları bulamazsa 3 gün oruç tutar. İşte bu yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefaretidir. Mahaza yeminlerinizi muhafaza ediniz. Bununla beraber yeminle ve için kullanmış bunu. Yani kefarete rağmen yeminlerinizi muhafaza ediniz. İşte Allah Teala ayetlerini sizin için böylece beyan ediyor. Ta ki şükredesiniz demiş Nasuh Hoca mealinde. Hasan Basri Çantay mealine bakalım. Allah sizi yeminlerinizdeki lağvdan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin azmettiği yeminler yüzünden muahaze eder. اَعْقَدْتُمُ الْاَيْمَانِ ifadesini kalplerinizin azmettiği biçiminde meallendirmiş. Bunun da kefareti ailenize yedirmekte olduğunuzun ortasından 10 yoksulu doyurmak ya onları giydirmek yahut bir kul azat etmektir. Fakat kim bunları bulamaz, bulmaya muktedir olamaz, parantez içinde, sa 3 gün oruç tutması lazımdır, parantez içinde yine. İşte bu and ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefaretidir. And ettiğiniz vakit, heleftum. Yeminlerinizi muhafaza ediniz. Allah ayetlerini size
böylece açıklıyor. Ta ki şükredesiniz. Kulla köle aynı mı? Kulla köle aynı mı? Yani İslami istilahta kullanımı aynı. Yaşar Nuri Öztürk mealine bakalım. Allah sizi yeminlerinizdeki boş lakırdıdan ötürü hesaba çekmez. Boş lakırdı lağıv için kullanmış. Boş lakırdı ötürü hesaba çekmez ama bilinçli olarak gerçekleştirdiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Böyle bir yeminin kefareti ailenize yedirmekte olduğunuzun orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek yahut da özgürlüğünden yoksun kalmış bir benliği özgürlüğüne kavuşturmaktır. Benlik. Keşke boynu deseydi bari ayetteki gibi. Özgürlüğünden yoksun kalmış kısmı da tabii açıklama oldu. Özgürleştirmek ayette var. Bunlara imkan bulamayan 3 gün oruç tutar. Yemin ettiğinizde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun, muhafaza edin gibi oldu. Ayetteki ile aynı. Allah size ayetlerini böyle açıklar ki şükredebilesiniz diyor. Yaşar Nuri Öztürk mealinde. Suat Yıldırım mealine bakalım. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden, lağıf, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Akt ettiğiniz kısmını bilerek yaptığınız biçiminde meallendirmiş. Böyle bir yemini, bu da ayette açık değil, bozarsanız, bu da açık değil, onun kefareti çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz ehlikum ifadesine çoluk çocuğu, yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden, ayette bu denli tafsilat yok, 10 fakir doyurmak, ayette fakir yerine miskin var, yahut 10 fakiri giydirmek, ayette tekrarlanmamış, veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Hürriyetine kavuşturmak, tahriru. Bunlara gücü yetmeyen kimse 3 gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde yemin bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın. Sahip çıkın. Vahfazu. Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor. Ta ki şükredesiniz. Hocam, yapılan yeminden hiçbir yaptırımı cezası yok. Bazı alışkanlığıyla yapılmış yeminler, yani yanlış anlamadım. Bunun için cezası yok. Gözüken o ki Cenab-ı Hak muhafaza etmiyor. Hiçbir şekilde. Evet. Gerçi yeminlerinizi muhafaza edin. Yeminlerinizi muhafaza edin. İşte o. Söylemeyin, yapmayın. Yani. Hoş körüklüyor, boş boğazlık yapıp bol bol yemin edin. Diyor da değil Cenab-ı Hak ama maksatsız öylesine tekerlemeye dile pelsenk olmuş tarzda ifadelerinde belli ki bir sorumluluğu olmuyor. Ama şeyde geliyor hocam Kalem suresinde Allah'ın neyin diyor çok yeminler alacak diyor. Hı-hı. O şekilde yemin olmak. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ. Evet. Yani burada gelen muahaze edilen türü karşılığında ceza anılan, kefaret anılan türü bima akattum leymen kastettiğiniz. Abdullah Yusuf Ali mealinde Allah will not call you to account for what is futile in your oaths. Sizin yeminlerinizdeki o gereksiz veya anlamsız boş tarzdaki yeminlerinizden ötürü Allah sizi hesaba çekmeyecek veya sorumlu tutmayacak. But he will call you to account. Fakat sizi sorumlu tutacak. For you deliberate oaths. Sizin maksatlı, kasıtlı yeminleriniz için. For expiation. Bunun kefareti için
feed 10 indigent persons. 10 fakir veya yoksul kimseyi doyur, doyurun. On a scale of the average food for the food of your families. Ailenizi yedirdiğinizin veya onların yiyeceklerinin ortalaması üzerinden. Or clothe them, yahut onları giydirin. Or give a slave his freedom, yahut bir köleye onun özgürlüğünü verin. Bunları emir kalıbına dönüştürmüş. Halbuki ayette bunlar haber olarak geliyorlar. Kefaratuhu mübtedeyine haber olarak geliyorlar ayette. If that is beyond your means, eğer bu sizin gücünüzün ötesindeyse, fast for 3 days. O zaman 3 gün oruç tutun. Buraları da böyle hep emir kalıbına sokmuş. Siz üzerinden gidiyor muhatap sigayla. That is the expiation for the oath you have sworn. Yemin ettiğiniz şeyin kefareti işte bunlardır. But keep to your oath. Fakat siz yeminlerinize bağlı kalın, tutun. Thus does Allah make clear to you his sign. Böylece Allah size ayetini, halbuki ayette çoğul, açıklıyor. That ye may be grateful. Böylelikle siz şükredesiniz diye. Muhammed Esed mealinde God will not take you to task for oath which you may have uttered without thought. Arkasında niyet olmaksızın dile getirdiğiniz yeminlerinizden ötürü Allah sizi muahaze etmez veya gelecek zaman etmeyecek. But he will take you to task for oath which you have sworn in earnest. Fakat ciddiyetle yemin ettiğiniz hususlarda Allah sizi muahaze edecek. Thus işte böylece the breaking of an oath, bir yemini bozmak, ayette açık değil, must be atoned for by feeding 10 needy, 10 kişiyi 10 miskini doyurarak kefaret edilmeli. Persons with more or less the same food as you are want to give to your own families. Kendi ailenize giydirdiklerinizden olmak üzere ne az ne çok. Or by clothing them, yahut onları giydirerek. Or by freeing a human being from bondage, yahut bir insanı, bir beşeri boyunduruktan kurtarmak, serbestliğe kavuşturmak. And he who has not the wherewithal shall fast for 3 days. Bu imkanlara sahip olmayan 3 gün oruç tutacak. Instead, onun yerine, this shall be the atonement for your oath. Bu sizin yeminleriniz için bir kefaret veya bedel. Whenever you have sworn, her ne vakit yemin ederseniz, and broken them, parantez içinde, ve onu bozarsanız. But be mindful of your oath. Fakat siz yeminlerinize bağlı kalın, tutun bir manada. Thus God makes clear unto you. Böylece Allah sizin için apaçık ediyor his messages, mesajlarını. So that you might have cause to be grateful. Böylelikle sizler müteşekkir olasınız, demiş Muhammed Esed mealinde. Son mealimiz Muhammed Habib Şakir meali. Allah does not call you to account for what is vain in your oath. Allah sizi yeminlerinizdeki gereksizlikten ötürü hesaba çekmez. But he calls you to account. Fakat o sizi hesaba çeker. Geniş zamanlı gidiyor Muhammed Habib. Diğerleri gelecek zamanlı kurmuşlardı. For the making of deliberate oaths, sizin maksatlı yeminlerinizden ötürü muahaze eder. So its expiation, dolayısıyla da onun kefareti, is the feeding of 10 poor men, 10 fakir kişiyi yedirmek, out of them middling food you feed your families with. Sizin ailenizi yedirdiğiniz ortalama bir yiyecekten, or their clothing, yahut giydirmek,
or the freeing of neck, bir boynu azat etmek. Biz de Türkçesinde böyle diyebiliriz. Bir boynu azat etmek, ayettekine bağlı kalarak. But whosoever cannot find, fakat her kim bulamaz ise, means, bunun için araçlar, then fasting for 3 days, o takdirde 3 gün oruç tutmak. This is the expiation of your oath when you swear. Yemin ettiğinizdeki kefaret işte budur. And guard your oath, yeminlerinizi ayrıca muhafaza edin. Thus does Allah make clear to you his communications. İşte Allah böylece size vahiylerini demiş, apaçık ediyor. That you may be faithful. Böylece siz müteşekkir, minnettar olasınız diye demiş Muhammed Habib Şakir mealinde. Böylece mealleri bütünüyle okuduk. Gelelim şimdi ayetle ilgili olarak kendi meal dosyamıza. Mealciler hiçbir hocam miskin kelimesini kullanmamış. Ya fakir ya yoksul. Fakir mi demişler? Fakir demişler. Yine yoksul diyenler bir yoksul parça. Ama Kur'an'da fakir geçiyor. Evet. Türkçe belki miskin miskine karşılık yoksul belki, yani ayrıca ayrı bir kelime olarak belki gider. Ama miskin varken evet. Türkçede de var çünkü miskin, öyle değil mi? La yu'akhidukumullahu billaghwi fi eymanikum. Allah yeminlerinizdeki ne diyeceğiz lağv için? Boş yemin, gereksiz yemin. Evet. Anlaşılır. Yeminlerinizdeki lağvdan ötürü sizi muahaze veya sizi sorumlu tutmaz. Bu cümleyi değiştireceğiz tabii lağvı kullanmayınca. Onu yemine sıfata dönüştüreceğiz belli ki. Gelen öneriler öyle. Allah boş yere Allah boş yere yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz. Allah biraz istem dışı bir yemin olduğu için boş yere koyanı karşılıyor mu acaba? Yani lağv işte gereksiz, temelsiz, anlamsız, öylesine söylenmiş, boş yere biraz istem dışı hakikati olmayan. He, nasıl? O boş yere onu tam karşılamıyor. Mesela onu yer istemiş bir yemin. Her Kur'an'da ağızdan istemeden çıkan bir yemin. Ama boş yere onu biraz öyle istemiyor. Yani tabii tam karşılıyor demek mümkün değil. İstem dışı yeminlerinizden olması lazım. İstem dışı oluyor mu? Mesela öyle bir yemin değil mi? İstem dışı yemin. Yani o da var ama bu boş yere ona göre daha bir böyle yuvarlak. İstem dışı çok böyle sanki ayette de öyle geçiyormuş gibi anlaşılır. Ya amacı öyle. Lağv kelimesi yani o minen nesi men yeştari lehvel hadithi. Başka yerlerde lağv var da yani la yesma'une fiha lağvan ve la kizzaba diyor mesela Cenab-ı Hak. Cennette böyle gereksiz, boş söz, can sıkacak, anlamsız şey duymazlar yani. Dolayısıyla böyle istem dışı değil de gereksiz, başıboş, maksatsız, boş gevezelik, mala yani gibi yani. O maksatlı bir şey, o karıştırma. Allah anlamsız emirler bizden yani böyle. Anlamsızlık, evet, anlamsız. Allah yeminlerinizdeki anlamsızlıktan ötürü sizi sorun tutmaz. Anlaşılmaz o.
Allah yeminlerinizdeki boş yerelikten ötürü siz, o da anlaşılmıyor. Allah boş yere yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz. Bu sanki yani bir şekilde onun yerini tutuyor gibi. İçi boş. İçi boş, kof yani. Evet. Yani lagv yani, lüzumsuz yani. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Evet. Yani lağudan uzak duruyor. Çünkü bu şairlerin mesela cahiliye döneminde ürettikleri bir sürü böyle boş halkın beynini meşgul eden, onlara bir şey vermeyen, böyle Allah'ın yolundan insanları alıkoymaya müsait, tamam, bu tür şeylerden yani müminler irtiraz ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Dolayısıyla temelinde böyle batıl söz, boş söz, hakikati olmayan söz. Ciddi olmayan. Tabii dolayısıyla da ciddi olmayan. Bu kapsamda olmak üzere ama birebir böyle Türkçe'de bunun bir karşılığını bilmiyorum. Dolayısıyla bu boş kelimesi iyi bir kelime. Boş var ya, dolu değil yani. Boş yere işte. Derim ki böyle... Allah boş yere yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz. Boş yere edilenmeyen bunlar. Ayette yok şimdi etmek kısmı. Yeminlerinizdeki, eğer tam ayet gibi yapsak, yeminlerinizdeki boş yerelikten ötürü sizi sorumlu tutmaz. Yani yeminleriniz orada isim olarak gelmiş. Fi eymanikum. Dolayısıyla fiile dönüştürmemek, dönüştürmesek daha iyi. Devam ediyorum. Yani Türkçe'de anlaşılmıyor şu an. Tabii muahaze etmez. Kim anlar ki yani? Allah boş yere yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz. وَلَكِنْ يُعَخِذُكُمْ Ancak veya fakat ancak tamam. Ancak yeminlerinizle akt ettiğiniz, niye tanımadı akt etmek? Akt ettiğiniz, de ile yaz diyor başın üstüne. Evet. Yeminlerinizle akt et, tabii farklı. O ahd, bu akt etmek. Yeminlerinizle akt ettiklerinizden ötürü وَلَكِنْ يُعَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ Yeminlerinizle akt ettikleriniz, akt ettiklerinizle sizi sorumlu tutar. Yukarıdakiyle benzer olsun. Akt ettiklerinizden ötürü sizi sorumlu tutar. Allah boş yere yeminlerinizden ötürü sizi sorumlu tutmaz. Ancak yeminlerinizle akt ettiklerinizden ötürü sizi sorumlu tutar. Yani yeminlerinizle neyi akt ettiyseniz, akt etmek, birleştirmek, düğümlemek, ilişkili hale getirmek demek. Dolayısıyla yemininize neyi iliştirdiyseniz, neyi perçinlediyseniz yemininize, Allah onda yalancı mısınız, doğrucu musunuz, sahici misiniz? Bundan ötürü Allah sizi muahaze eder. Bu yöndeydi yani önceki derste şey yaptığımız. Şurada yeminlerimizde olması da biliyor musunuz yeminlerimizde? Neyi o? Şu ancak yeminlerimizde akt ettiklerimizde. Yok, bir şey ile bir şeyi akt etmek yani iki şeyi bir perçinliyorsun ya. Vallahi diyerek ilişiğinde neyi sunuyorsun muhatabına. İşte ben şu olayı gördüm, bu olayı gördüm. İkisinin... O sanki bir şeyin içinde bir şey gibi olur. Ayette de zaten be ile geldiği için Türkçe'de de sanıyorum ile ile olması daha anlaşılır. Yani iki şeyi birbirine akt etmek, bağlamak. Yeminlerinizle akt ettiklerinizden ötürü sizi sorumlu tutar. وَلَكِنْ يُأَخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ Hocam bu akt edilen şeyden sorumluluklu bir şey anlaşılırsa manası mı olur? Yani, ama yeminlerinizle akt ettiğiniz şeyler. Ben dinlemiyorum yani. Ama bir
şeyden sorumlu tutuyor ya Allah. Evet. Şeyden dolayı muhalefet ediyor da. Evet. O bizim sözümüzü affettiğimiz şeyden muhalefet ediyor gibi. Evet. Yani siz de diyorsunuz ki o şeyde sahici miyim, yalancı mıyım? Allah ondan muahize etsin. O şeyin kendisiyle muahize ediyormuş gibi gözüküyorsa hayır. O akt ettiklerinizle sizi muahize eder. وَلَكِنْ يُعَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ Yeminlerinizle, akt ettiklerinizle sizi. Aslında o den sorunu tutar. Var ya, o deni istiyor diye oraya o deni koyduk. Aslında yeminlerinizle, akt ettiklerinizle Allah sizi sorumlu tutar diyor ayette. O akt ettiklerinizle sorumlu tutar demek, bil fiil o akt ettiklerinizden ötürü değil, akt ettikleriniz ile hesaba çekilirsiniz. Bu akt ettiğiniz hususta sahici miydiniz, yalancı mıydınız, Allah'ın ismini istismar edip olmayacak, olmamış şeyleri mi yeminlerinize iliştirdiniz? Dolayısıyla o siz bu ifadeyi okuyunca doğrudan akt edilen şeylerden mesuliyet doğuyormuş gibi. Halbuki o şeyin kendisinden değil, o şeyin nedenli sahici, gerçekçi olmasıyla. İşte o biraz Türkçeleşince böyle kulağınıza tırmaladı. Şimdi iki tane ileyi kullanırsam orada ancak yeminlerinizle, akt ettiklerinizle. Peki şeye geçsek, Adnan abinin dediğine, ancak yeminlerinizde, akt ettiklerinizle sizi sorumlu tutar desek, o sizin dediğiniz şeyden çıkıyor muyuz? Yeminlerinizde, akt ettiklerinizle. Ötürüyü kaldıracağım tabi. Sizi sorumlu tutar. Bu da olmuyor. Bu nasıl? Bu tam benim sormak istediğim şey de oluyor. Evet. Yani bütün olaydan sorumlu tutarsa sanki öncesi daha iyi. Bir önceki daha mı iyiydi? Yani ancak yeminlerinizde akt ettiklerinizle sizi sorumlu tutar. Yeminlerinizde neyi yeminlerinizde akt etmek değil de yeminlerinize akt ettiğiniz. Yeminlerinize akt ettiğiniz. Türkçesi iyi oldu da anlaşılır mı onu bilmiyorum. Ancak yeminlerinize akt ettiklerinizle sizi sorumlu tutar. Yeminlerinize neyi akt ettiniz? İşte şu meseleyi yemine iliştirdiniz. Allah sizi onlardan sorumlu tutar. Yukarısı Allah boş yere yeminlerinizle, burayı da öyle onun gibi yapmak durumunda mıyız? Allah boş yere yeminlerinizle sizi sorumlu tutmaz. Ancak yeminlerinizi akt ettiklerinizle sizi sorumlu tutar. Peki. وَلَكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ Dolayısıyla bu fe için daha uygun bir şey bulursanız söyleyin. Ben dolayısıyla dedim. فَكَفَّارَتُهُ اِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ Dolayısıyla onun kefareti niye tanımadı bunu? Onun kefareti. Biz böyle yapalım. Sözlüğü eklesin. Dolayısıyla onun kefareti 10 miskini doyurmaktır. فَكَفَّارَتُهُ اِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطَعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ Ailelerinizi doyurduğunuzun bunu niye tanımadı? Doyurduğunuzun sözlüğü ekle. Doyurduğunuzun. Doyurduğunuz. Doyurduğunuzun. Min
Ortalamasından. Bunu sanıyorum burada durmaz, içeri alacağız herhalde. Nereye alacağız? Dolayısıyla onun kefareti ailelerinizi doyurduğunuzun ortalamasından 10 miskini doyurmaktır. Dolayısıyla bu durum daim mi gidiyor? He? Bu durum dolayısıyla değil mi mesela? Bu durumda onun kefareti dolayısıyla yerine mi? Evet. Peki. Bu durumda fe için kullanıyoruz bunu. Evet. Onun kefareti ailelerinizi doyurduğunuzun ortalamasından 10 miskini doyurmaktır. Ev kisvetuhum yahut onları giydirmektir. Ev tahriru rakabetin yahut bir boynu azat etmektir. Ev tahriru rakabetin azat etmektir. Yani boyunla kastın köle olduğunu biliyoruz. Çünkü boyundan hürriyeti engelleniyor. Cenab-ı Hak diyor ki وَفِرْ رِقَابِ ve boyunduruk altında olanlar. Yani boyunduruk kelimesi bile aynı kökten. Boyuna takıldığı için. Dolayısıyla bundan maksadın olduğu açık. Zaten tahrir de birlikte verilmiş. Kelimeye sadık kalmak adına kullandım onu. Yani abd kullanılabilirdi. Ama abdin olduğu yerde kul dersiniz. Ama rakabah dediği yerde Cenab-ı Hakk'ın rakabah demek daha isabetli. Yahut bir boynu azat etmektir. Ama dipnota geçilebilir. Kul, köle diye dipnota inebiliriz. Düşmanı esir düşmüş birilerine, onlardan fidye vererek almak dahil oluyor mu? Yani zaten İslam'da özgürlüğünü kaybeden kimselerin yegane meşru kanalı savaş neticesinde hürriyetlerinden yoksun kalmaları ve böylece ganimet içerisinde pay edilip kişilere zimmetlenmesi. Evet. Düşmanın eline esir düşmüş. Onlar da biz bunu veririz ama tabii, bu kadar fiyata veririz. O da aynı şekildedir. O da özgürleştirmedir. Fidyesini ödüyorsunuz çünkü. Tabii o da azat etme. Hem böyle bir azat etme ötekinden daha hoş da olur. Daha güzel olur yani. Çünkü Cenab-ı Hak in alimtum fihim hayra diyor. Eğer onlarda hayır mülahaza ettiyseniz, hayır bildiyseniz, hazır bir mümin savaşta hem de cihad ederken karşı tarafın eline düşmüşse bundan daha güzel hayır var mı? O köle statüsünde olmadığı için köle desek onu... Yok, karşı tarafın nezdinde köle statüsünde çünkü. Tabii onlar köleleştirmişler onu artık. Yani hürriyetinden yoksun bırakmışlar, almışlar, kendi aralarında da pay etmişlerdir yani. أو تحرير رقبة فمن لم يجد كم ده bulamaz ise فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام o takdirde 3 gün oruç tutmaktır. Önceki şeylere uydu değil mi? Önceki yüklemlerimize giydirmektir. Burada geldik. 3 gün oruç tutmaktır dedik. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena lâ tuâkhidnâ in nesînâ ve akta'nâ. Rabbena ve lâ tehmil aleynâ isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.